kadar ödev verdiniz de. Evet. Onları ödev verdim. Üstünden geçersiniz. İyi olur demiştim zaten. Olasılığımızı bir daha sadece bir gözden geçirelim çocuklar. Burası bizim için önemliydi. Neydi olasılık? İstenen olayın eleman sayısı bölü örnek uzayın eleman sayısı. Tavsiyem de neydi benim çocuklar? Örnek uzayın eleman sayısından başlayın. Yani bu alttan başlayın. Örnek uzayın eleman sayısı. Sebebi de şu. Örnek uzayı tespit ederseniz istenilen olayın eleman sayısı örnek uzayın içinden seçilir. Yani örnek uzayın içinden hangi eleman size uyuyorsa o elemanları gruplayacaksınız. Onların sayısı lazım bizlere. O yüzden istenen olayın eleman sayısı bölü örnek uzayın eleman sayısı diyoruz. Ama örnek uzaydan başlamanız daha avantajlıdır diyorum. Bu da istenilen durumların sayısı, tüm durumların sayısı. Aynı mantıkla da bulunabilir. Bu olasılığın temel şeyidir çocuklar. Şu an olasılığı ilk defa 8. sınıfta görüyorsunuz. 10. sınıfta bir daha göreceksiniz çocuklar lisede. Üniversitede göreceksiniz. Üniversitede mühendislik ya da farklı dallara gittiniz mi matematik alanda yine olasılık göreceksiniz. Ama hepsindeki temel mantık bu çocuklar. Yani temel mantık, temel formülü budur. Artık burada istenen olayları sizi dallandırır, budaklandırır. Örnek uzayı dallandırır, budaklandırır. Onları bulması başka matematik işlemleri gerektirir. Böyle tarz sorular da soruluyor. Ama bütün mesele, ana amacınız buraya gelmek. Örnek uzayı bulmak ve onun içinden de istenilen elemanları sayısını tespit edebilmeniz. Sonunda ne gelecek? Rasyonel bir sayı gelecek. Sıfırla bir arasında bir değerler gelmiş olacak. Peki, 3'ü yapmıştık. Örnek 3 çocuklar. Tüm maddelerini bitirmiştik bir önceki dersimizde, önceki videomuzda. Şimdi örnek 4'e bakalım ve bunları biraz pekiştirelim. Örnek 4 kolay bir soru. Bir kolideki ampullerin 8 tanesi sarı, 32 tanesi beyaz ışık vermektedir. Buna göre rastgele, yani sanki bir torbaya atmışsınız gibi rastgele karıştırıp tombala gibi çekiyorsunuz. Sarı ışık verme olasılığı Yapabilirim. kaçtır? Evet Defne, ne yapabiliriz burada? Hocam 40 Örnek bölü uzayımız 40. 40. 8 40 40'ta diyoruz. 1 bölü Evet 40'ta diyoruz. Kaç tanesi bizim 47 şartımıza uyar? Bizim şartımıza 8 tanesi uyar değil mi? Sarı istiyor bize. O zaman 40'ta 8 hocam. 8 olur diyoruz. Bunu da sadeleştirirseniz 1 bölü 5 diyebilirsiniz. Geldim B'ye. Beyaz ışık verme olasılığını sorduğu zaman ne dersiniz beyaz ışık? Evet. Hocam ben söyleyebilir Evet miyim? Emir. Hocam 32 tane beyaz Çok ışık güzel. varsa Evet. 32 bölü 40. 32 bölü 40. Çünkü bizim 40'ımız yine değişmeyecek. Örnek uzayımız 40. Bu 40 tanenin içinden kaç tanesi? Buradaki sorumuz bu işte. 32 nasıl buluyorum? 40'ın içinden diyorum. Kaç adedi benim şartıma uyuyor? Şartım beyaz. 32 tanesi uyar. 32 tanesi çünkü beyaz ışık veriyor. O yüzden 32 adet diyorum buraya. 32 bölü 40 aradığımız cevaptır. 8'e de sadeleştirirseniz şuları ne olacak? 4 bölü 5 aradığımız cevaptır. Şunu yeri gelmişken bir önce sonraki dersimizde yarın şuralar bunu anlatacağız ama şunu unutmayın. Örnek uzayınızda şuralar kim hangileri varsa mesela burada sarıyla beyaz ışık verme durumu var değil mi? Bulduğunuz bütün olasılıkları şuralar bütün olasılıkları topladığınız zaman bir bulursunuz şuralar. Tamam mı? Bir bulunur. Çünkü örnek uzayımızın tamamındaki olasılıklar birdir. Birin yüzdesi de %100'dür şular. Bunu unutmayın. Bakın 1 bölü 5 ile 4 bölü 5'i toplayın. Ne yapar gerçekten? 5 bölü 5 yapar ve 1 yapar. Buradan bulduğunuzun doğru olduğunu anlarsınız aynı zamanda. Yani bir kontrol niteliğinde olmuş oluyor sizler için. Peki. Örnek 4'te var mı anlamadığınız yer şular? Geçiyorum örnek 5'e. Evet. Örnek 5'te de ne yapacağız şimdi burada şular? Ben örnek 5'i yapamadım. Yapamadınız. Bir kitaplıktaki şiir kitaplarının sayısı, şimdi sayılar direkt birebir verilmemiş. Burada ne bilginiz eksik? Denklem bilginiz. Yani geçen sene görmüştük denklemleri. Biraz denklemlerle yani harfli ifadeleri kullanarak burada şiir kitabıyla roman sayısını x'li ya da a'lı y'li neyse harfle ifade etmeniz gerekiyor. O zaman bu Yok tarafa bir öyle şiir kitabı yapmayı diyeyim. dostum olamaz. Şu tarafa da roman diyelim. Tamam mı? Şimdi bak burada bir tarif veriyor. Tamam mı? Tarifi neye göre veriyor? Şiir kitaplarının sayısı. Yani bana şiir kitaplarını şimdi tarif ediyor. Tamam mı? Yani burası tarif ediliyor. Kime göre tarif ediyor? Romana göre. Romanların Roman sayısının işte. aynı öyle. İşte kime göre tarif ediliyorsa o değere x vermek sorumuzun devamı için çok önemli. Çünkü romana x dersem cümleyi okurken şu romanların sayısının yerine x diyebilirim artık. Tamam mı? Bak x diyorum ve cümleyi okuyorum. Bak ne kadar basit olduğunu göreceksiniz.
Bir kitaplıktaki şiir kitaplarının sayısı x'in diyorum artık. Çünkü bu sayı x oldu artık. X'in ne olmuş? Evet. X'in İki artı beş. iki katından 5 fazladır. İşte al sana şiir kitabının sayısı. X cinsinden belli olmuş oldu. Anladınız mı? Romana x dediğiniz zaman bakın çorap söküğü gibi şiir kitaplarının sayısı da gelmiş oldu. Peki ne olmuş sonrasında? Bu kitaplıktan diyor rastgele yine karışık sanki bir torbaya atılmış gibi düşünüyoruz. Olasılık giriyor devreye. Rastgele seçilen bir kitabın diyor. Roman olma olasılığı. Şunun olma olasılığı diyor. 3 bölü 10'dur. Nedir olasılığımız? Hatırlayınız. Bunun olasılığını istiyorum. Romanın olasılığını bulmaya Hocam çalışıyorum. bütün seçenekler Tüm bölü seçeneklerimiz tüm kitaplar değil midir? Harfle x. söyleyeceksiniz önce. Aynen. Harfle söyleyeceksiniz. Nasıl harfle? Çünkü örnek uzayımız bütün kitaplar. Bakın örnek uzay. Şunun hepsi örnek uzaydır. Tamam mı? Örnek uzay. Örnek Tamam uzayımızın hocam. sayısını söyleyin. Romanın olasılığını hesaplıyorum çocuklar. Örnek uzayımızın sayısı bunların toplamı. Şimdi bana demeyin hocam x'lerle şeyleri nasıl toplayacağım. Burada devreye benzer terim giriyordu. 2x'in benzer terimi x'tir. Ne yapar 2x'te x'i toplarsanız? 3x yapar. 3x. 5'in benzeri olmadığı için o aynen yazılır. Tamam 2 mı? Artı 5.5 Peki bölü istenen x. ne? İstenen roman sayısıydı. Çünkü romanın olma olasılığı diyor 3 bölü 10'dur. O zaman romanı yukarı yazıyorum. Yani buraya yazıyorum. Demek ki roman sayısı x'tir. Bu olasılık işte. Bu olasılık kime eşitmiş? 3 bölü 10'a eşitmiş. O zaman eşittir diyorum. 3 bölü 10. İşte. Bundan sonrası artık olasılıkla hiçbir işiniz yok çocuklar. Peki. Nasıl yapacaksınız bundan sonrasını? Öneri var mı? Hocam orantı mı? Bu zaten orantı şu anda. Yani bir oran bir orana eşit verilmişse biz buna orantı diyorduk. Hocam Ve ama bir şey orantıda diyeceğim. Bu çıkmadı. O yüzden bunu genişletmemiz gerekiyor bence. orantıda genişletme değil de orantıda böyle geçiş kat falan bulamadığınız zaman son durumunuz neydi demiştik? İçler çarpımı, dışlar çarpımı. Bak, bu tip durumda kat aramayın. Neden? 3'ten ise kat yok. Ondan buraya kat yok. Buradan buraya kat yok. Burada kat aramayın. İçler dışlar çarpımı. Birbirine eşittir diyeceksiniz. Yani 10 ile x'i çarptım. 10x eşittir. 3 ile bunun hepsini çarpıyorum. Dikkat edin. 3 ile bunun hepsini. Ne yapar burası? 9x artı 15 yapar. Doğru mu? Next. Peki bu denklemi nasıl çözeceğim? 9x'i alacağım. Karşıya şutlayayım. Ne yapıyorduk çünkü bu denklemlerde? Bilinenler, bilinmeyenler ayrı ayrı yerlere toplanıyor. Bir tarafa bilinmeyenleri, bir tarafa bilinenleri toplayacaksınız. Ne taraf olduğu önemli değil o. Yeter ki bir yerde toplayın. Bunlar daha kalabalık olduğu için solda, sola attım bilinmeyenleri. Peki bu buraya geçince nasıl Hocam zaten geçti geriye buraya? 9 kalıyor. 9 ne güzel bak X x olarak. kaldı değil mi? 10x'ten 9 çıkınca x kaldı. Bu tarafa da 15 kaldı. Bir şeylere bölmeme gerek kalmadı. Direkt elimin içine ne geldi? 15 geldi. X eşittir 15. Yani x'i bulmuş oldum. Peki x'imiz 15 ise Hocam ama bizden şey değil. aynen öyle. 15 biz neyi bulmuş olduk şu anda? Romanı bulmuş olduk. Bizden roman sayısının kaç tane olduğunu sormuyor. Şiiri soruyor. Ne Hocam yapacaksın şimdi de Defne? 15'i x'in yerine koyacağız. Değil mi? Burada diğerinin Şiirdeki. denklemin yerine yazayım. Yani buraya 15 yazacaksın 30, şuralar. 35 oluyor hocam. Aynen. İki katını aldım. 30. 5 ekledim. 35 yapar. Anlamayan var mı çocuklar bunu? Yok hocam. Buradaki anlamadığınız yerleri çocuklar video kaydını aldım zaten çocuklar. Oradan dinleyip tekrar bakabilirsiniz. Tamam mı? Hem tekrar dinlersiniz hem soruyu bir daha yazma şansı bulursunuz. Geçiyorum. Geldik örnek 6'ya. Burada A ile başlayalım. Şimdi Hocam ne yani diyor bakabilir miyim? soruda? Her biri Her farklı biri renkte farklı olan. renkli olan x Evet, x seçilen bir tane kalemin kalem hızlı var. renkli olma olasılığı 1 bölü 12 x'te toplam kaç kalem vardır? Ne dersin? Ne Hocam yaptın Defne? 12 kalem vardır. Evet, 12 kalem var. Soru çok basit aslında. Denklemle yine Hocam çünkü ısrarla 12 denklem birbirinden isteyen. farklıymış. Aynı öyle. Birbirinden farklı dediğine göre. Birbirinden farklı dediğine göre. Kırmızıdan bir tane, sarıdan bir tane. Yani kırmızının adedini aramanıza gerek yok. İstenilen çıktınız bir tane. Çünkü bir tane kırmızı var. Her biri farklı renk diyor. Bölü toplam çıktığımız tüm kalemler. Tüm kalemler x tane demiş. Bu olasılık 1 bölü 12 eşitmiş. Buradan çocuklar içler dışlar çarpımı yaparsanız zaten direkt x ne çıkıyor buradan? 12 çıkıyor. Var mı anlaşılmayan yeri A'da? Geldim B'ye. Yok. B'de ne yaparız çocuklar? Var mı fikir? Hocam yapabilir miyim? Başka var mı defne dışında? Bunu ödev vermiştim. Biraz üstünden geçmiş olmanız lazım en azından. Biraz bir aşinalığınızın olması lazımdı. 6 tanesi boş olan bir miktar şişenin içinden rastgele seçilen bir şişenin boş olma olasılığı.
Yine aynı soru aslında. Diğer Bilir miyim? A'dakinin aynısı. İstenen olasılık belli. İstenen çıktı. İstenen olası durumlar kaç tanedir sorular? 6 tane. Altı. 6 tane yazacağım örnek Hocam uzay. burada 3 bölü 16 2 ile genişletmiş. Aynen öyle. 2 ile genişleteceğiz. Şimdi onu Yani yapacağım 6 bölü zaten. 32. Ama bizde bilinmeyen yer burası normalde şu anda. Burası nedir? Bizim örnek uzayımız. Örnek uzay bütün şeyler demek. Dolusu boşu bütün şeyler demek. Örnek uzayımız bu. Peki bu bizim boş olma Hocam olasılığımız 32. bu kime eşitmiş? 3 bölü 16'ya eşit. Burada dediği gibi arkadaşlar bunu aslında 2 ile genişletmiş. Yani 3'ten 6'ya nasıl bir geçiş var buradan çocuklar? İkişer dişer çarpımı yapmama gerek yok burada. İki kat. 2 kat. O zaman bu da 2 kat olacak şunlar. Yani bunun 2 ile genişletilmiş halidir. X buradan ne çıkacaktır? 32 olacak. Tabii cevabımız 32 değil. 32 bizim neyimiz? Örnek uzayımız. Yani örnek uzaydan kastım dolu şişe, boş şişe. Bütün elindeki şişeler. Deneyimizde ne var deney? Hocam Şişe deneyi. 32'den de boş şişeyi yerine 6'ya çıkaracağım. Aynı öyle. 32 tanesi madem tamamıysa bizden dolu şişeyi soruyor. O zaman bu 32'den de 6'yı çıkartırım. Geri bulduğum 26'da bizim neyimiz 24 olur? kalır hocam. Dolu şişemiz olur. Yok, 26 mı? 26 olur. Dolu şişemiz ne kadardır? 26 olacaktır. Anladınız mı Beyre? Şöyle geçiyorum. Şimdi C'ye geldim. Evet hocam. C'ye ne dersiniz? Evet, var mı fikiriniz? C çok kolay bir soruydu. Hocam yapabilir miyim? Ben Başka yaptım. var mı? İnce ne yaptın buna İnce? Efendim hocam? Ne yaptın bu soruya? Var mı fikrin? Hocam ben şimdi bütün harfleri aldım Evet, ilk bütün başta. harfleri, bütün harf deneyin ne? Deney. Alfabemizin harflerini torbaya atıyoruz, değil mi? Peki, alfabemizin bütün Evet. harfleri bizim örnek uzayımız olmaz mı? Kaç tane harfimiz var sence alfabemizde? 29 harfimiz mi Çok hocam? güzel. 29 tabii ki. 29 yukarı yazdım. Şeye ne yazacağım paya? İstenilen olası durumları yazacağım. Kimin içinden? Bizim şu örnek uzayın içinden. 29 harfimizin içinden ne gelmesini istiyor bu? Üst yüze yazılan, seçilen kartın üzerinde yazan harfin sessiz olma olasılığı. İstenilen sessiz. Kaç tane olası durumumuz var o zaman? Kaç tane sessiz harfimiz var? 20 tane hocam. Sesliyi söyleyin. 8 tane sesliğimiz var değil mi? 29'dan da 8'i çıkarınca 21 Hocam tane de ne kalır 21 bize? tane. Sessiz olur. Direkt cevabımız bu. Sadeleşmiyor. Cevap bu. Direkt şıklarda arayacağınız cevap 21 bölü 29. Bu kadar basit bir soru. Geldim D'ye. Evet. Hocam yapabilir miyim? D'ye bakalım. Evet. Emir sen ne yaptın Emir? Emir orada mısın? Evet, Defne ne yaptın? Evet hocam. Emir ne yaptın? Emir'e tekrar dönelim. Hocam. D için diyorum Emir. Hocam eğer Sıfırdan. sıfıra basıldığında polisi arıyorsa demek ki orada 10 tane rakam var. Çok güzel. Olası durumunuz ne? Bizim örnek uzayımız 10 tane 1 rakamın milyon 10. içinden. Aynen kimin istiyor? Polis merkezi arama. Yani sıfırı aranma aslında. Soru bu. Sıfırı basma. Sıfırdan bir tane tuş olduğu için onda bir. Bu kadar basit yani. Hiçbir zorluğu yok. Peki E'ye gelelim. E'de takılmışlardı. Önceki sınıf çocuklar takılmıştı E'de. Matematik bunda. Var mı bunda fikir beyan edecek? Söyleyecek fikrini. Düşünen var mı? Bu soruyu yaptım diye. Ben yaparım Ne hocam. yaptın Defne? Hocam ben önce cevabımı söyleyeyim. Hocam ben 4 bölü 9 yaptım. Peki nasıl yaptın? Örnek uzayımız kimdi? Hocam Onu söyleyebilir misin? Örnek uzayla başlayalım demiştin. Çok önemli. Örnek uzay kim burada? örnek uzay matematiğin tüm harfleri. M, A değil mi? T tüm harflerini yazıyorum. Evet hocam. Kapattım. Peki. Hocam 9 harfi olduğu için Aynen. sayı alttaki 9 Paydamız olabilmesi. diyorsun ki paydamız zaten 9'dur diyorsun. Peki bizden istenen olayın çıktıları diyoruz ya. Olayın çıktı sayısı lazım bize. Olayın çıktısı. Olay kim? Diyor. Çektiğim kartın. Tamam bunlardan birini çekeceğim. Çektiğim kartın diyor. Benim ismimdeki bir harf olma olasılığı. İsminde geçmesini istiyor yani. Hocam içinde 3 tane harf var matematikte olan. Burada karıştırmışlar. Ama hocam burada M'den bir tane var. Burada iki tane var. Ne yapacağız diye. Tamam mı? Ama hocam burada iki tane A var. Burada da iki tane A var. M'ler ne olacak falan dediler önceki sınıfta. Sonra şunu unutmayın. Bakın. Sizden istenen olasılık. Tamam mı? Olasılık. Ne kadar sizden istenen kısım?
Yaman rastgele isminde diyor bulunan bir harf seçme olasılığı kaçtır? Yani ismindeki bir harfi istiyor. Buradaki harfler işte A'dan iki tane, M'den bir tane olması beni hiç ilgilendirmiyor çocuklar. Bakın tekrar altını çiziyorum. Bunun ismindeki adetler A'lardan isterse 5 tane olsun. Buradaki sayı benim için önemli değil. Olasılık kimin üzerinden hesaplanır çocuklar? Örnek uzayın üzerinden hesaplanır. Örnek uzaya bakarsınız. Hatta ilk başta onu bulun dedim. Örnek uzayı bulun. Örnek uzayın içinde hangi elemanlar Hocam dört sizin tane var. durumunuzu sağlıyor? Tamam mı? Bakın teker teker kontrol ediyorum. M gelirse sizin durumunuzu sağlıyor mu? Sizin şartınızı. Evet Evet hocam. sağlıyor. Çünkü içinde M harfi var. O zaman buna bir tik atıyorum. A gelirse işine yarıyor mu? Sağlıyor mu senin Evet hocam. istenilen durumu? Sağlıyor. Çünkü içinde Yaman'ın içinde de A var. T sağlar mı? Hayır hocam. Sağlamıyor. Geçmiyor. E sağlar mı? Geçmiyor. Hayır. M tekrar sağlar. A bir daha sağlar. Evet. T sağlar mı? Sağlamaz şartı mı? İ de sağlamaz. Evet. K de sağlamaz. Demek ki benim istenen olası durum sayımız kaç adettir? 4 tanedir. Bakın 4. buradaki 3 taneye bakmıyorum işte. Kafalar orada karıştı önceki sınıf. Ama hocam burada 3 O tane var. zaman bunu Burada 4 bölü 9 4 tane yapmışım. var. Hayır. 4 bölü 9 aradığınız cevaptır. Örnek uzayın içinden Evet. seçiyoruz. O yüzden dersin başında da aynı şeyi anlattım size. Dedim ki içinden dedim bakın. Örnek uzayın içinden size uyanlar bizim için olası olayın çıktılarıdır. Tamam mı? Olayın çıktılarını örnek uzayın içinden seçiyorsunuz. Peki bunu anlamayan var mı E'ye kadar? Geçiyorum çocuklar. Örnek 7'ye geldik. Evet ne dersiniz örnek 7'ye? Var mı fikir? Bu da çok kolay bir soru Hocam ama yapabilir miyim? Emir ne yaptın burada? Örnek uzayımız kaçtır Emir? Önce örnek uzaydan başlayalım. Hocam örnek uzayımız 16'ya kadar. Yani 16. 16 değil. Buna dikkat edeceksin bak işte cümleye. 0 ile 16 arasında diyor Hocam bak. arasında Arasında. diyor. Arasında O zaman dediği hocam zaman. 15. Heh, aynı öyle. Arasında dediği zaman kendi parmaklarını hayal et. Sana mesela diyorum ki şu anda bir 5 parmağını çıkartırsan birinci parmağınla beşinci parmağın arasında kaç parmak var dersen bana 5 demezsin mesela. Sayarsın 3 tane olur. 1 ile 5'i saymazsın. Bu da aynen öyle. Arasında dediğin zaman arasında 0 sayılmaz, 16 sayılmaz. O zaman sayılacaklar birden şöyle nereye kadar? 15'e kadar olan sayılar. Yani örnek uzayımız nedir? 15. Şöyle bir güzellik var. Burada buldun ya örnek uzayı 15. Diğer çıkların hepsinin örnek uzayı 15. Bu sorular çok kolay oluyor çocuklar böyle. Tamam mı? Hepsi 15 artık. Çünkü hepsinin örnek uzayı ne? Yani benim deneyim bu rakamları torbaya atıyoruz ya. Rastgele seçeceğim. Benim deneyim madem buysa bunun bu deneyimimizin bütün çıktıları 15'tir. O zaman bütün diğer harfler için de, diğer alıştırmalar için de örnek uzayımız ne olacak? 15 olacak. O zaman bir tek neresi değişecek çocuklar? Olası durumlar yani bizden istenen olayın çıktıları değişecek. Peki bakalım Emir ne dersin? Rakam olma olasılığı. Kaç adet rakam var bu örnek uzayın içinde? 9 tane hocam. 9 değil mi? Birden. Bak sıfır saymıyoruz. Sıfır da saysaydık 10 tane olacak ha. Ona da dikkat edin. Bak bu da değişiyor. A da değişirdi şeyi. Hem alt tarafı değişir hem üst tarafı değişirdi. Ama sıfırı saymadığın için birden 9'a kadar 9 adet rakam var. Yani benim şartıma uyan 9 tane sayı var. O zaman cevap 9 bölü 15. Gerekirse 3 ile sadeleştirirsiniz. 3 bölü 5 de diyebilirsiniz çocuklar bunu. Anlamayan var mı buna çocuklar? Yok Geldim hocam. B'ye. Peki. Hocam 2 yapabilir miyim? basamaklı olma olasılığı. Evet Defne. Paydamızı zaten buldu. Emir söyledi. Hepsi 15. Hocam Evet. 15 sayımız var. 2 basamaklı olma 15 olasılığı. sayımız var. 5 tane mi var? 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 tane mi? Hayır hocam 15 sayımız var. 6 tane de 2 basamaklı olma Harika. şey var. 6 tane 2 basamaklı sayımız. Evet. Cevabımız 6 bölü 15. Gerekirse bunu sadeleştirirsiniz. 2 bölü 5 dersiniz. Geldim C'ye. 2 bölü 5. Birler basamağında 3 olma olasılığı. Şimdi yine paydamız 15. Birler basamağında 3 olma olasılığına uyan. Kaç tane çıktığımız var? Hocam Elif ne derse yapabilir miyim? Elif? Elif? Bu sayılar arasında birler basamağı 3 olan kaç tane sayı bilirsin Elif? Mikrofon yok mu Elif? Orada mısın? Defne ne dersin? Hocam iki tane sayı vardır. Çünkü hocam 3 ve 13 var zaten. Evet 3 ve 13. 2 tane. Cevabı 2 bölü 15. Bu kadar basit bitti. Geldim D'ye. Çift olma olasılığı. Yine paydamız 15. Emir ne dersin? Çift olma olasılığı. Kaç tane çift vardı sence bu Hocam örnek uzayın içinde? 7 tane. 7 tane evet. Burada birden 15'e ya.
Tekle başlayıp tekle bittiği için tekler daha fazla oluyorlar. Yani 8 tane tek oluyor, 7 tane çift oluyor. 7 bölü 15 yine sadeleşmeyecek. Böyle kaldı. E'ye geldim. Evet. Hocam Asal olma cevabı yok. olasılığı. Bunu kim söyleyecek? İnci ne dersin İnci? Faydamız 15. Bu örnek uzayın içinden kaç tane asal sayı var İnci? Hocam Yapabilir 3 tane miyim? var. 3 tane mi saydın? Sayalım beraber. 2 var. 3 var. 5 var. 7 var. 11 var. 13 var. 6 tane mi oldu? Bence 6 tane var. Evet, cevap 6 bölü 15. Onu da sadeleştirirsiniz. Yine 2 bölü 5 yapar. Geldim F'ye. Rakamlarının Hocam aynı olma yapabilir olasılığı. miyim? Şuralar rakamlarının aynı olma olasılığı için, bakın bunu da size belirteyim de, rakamlarının aynı olması için bir defa en az iki basamaklı ve üzeri olması lazım. Bakın bunu unutmayın. Yani şey gibi istiyor. 22 gibi, 33 gibi, 44, 55, 66 gibi rakamlarının aynı olmasını istiyor. Anladınız mı? Bir basamaklılarda rakamı aynı olma şansı yok. İki basamaklar arasından bakacaksınız. Tamam mı? Defne ne yaptın bunu? Hocam sadece 11 olduğu için 1 bölü 15 Aynen. yaptım. 1 bölü 11. Çünkü 15 sayının içinde kaç tane benim şartıma uyan var? Bir tane var. Sadece 11 uyuyor. Anladınız mı? Geldim G'ye. 4'ün katı olma olasılığı. Emir ne dersin buna Emir? Hocam 3 bölü 15. 3 tane var değil mi? 4 4, var. 8, 8, 12. 12 var. Evet, bu kadar basit. Sadeleştirsin 1 bölü 5. Bunları anlamadığınız yer var mı çocuklar? Gördüğünüz gibi olasılığı bildiniz mi? Yani çocuk oyuncağı gibi çok basit geliyor çocuklar. Yani böyle örnek uzayımız değişmiyor altta, ne güzel. Sayıyı buldunuz mu bunu, rahatsınız, kafanız rahat. Bir tek üsttekiler değişiyor. Ne istiyorsa sizden onların sayısını yazıyoruz. Tamam. Peki geçiyorum bu soruyu anladıysanız. Evet, örnek 8. Son sorumuzdu. Nedir bu da Hocam çocuklar? yapabilir miyim? Bu da çok basit. Öyle zor olduğuna bakmayın. Zar, şimdi zarın üstünde sayılar yok bunda. Ne var bu? Renkli bir zar atıyoruz. Ama her yüzünde farklı sayıda renk var. Ona da dikkat edin çocuklar. Burada bu yüzden değişecektir. Mavi gelme olasılığını kim bana söyler? Mavinin olasılığını. Evet. Defne ne Söyleyebilir dersin? miyim? Evet Defne. Hocam 6 tane yüzü var. O yüzden 6'a 6 Alt. yazıyoruz. Hocam 2 tane de mavi yüzü olduğu için üzerinde 2 Harika. yazıyoruz. 6'da 2 değil mi? Çok güzel. Hocam bu da 1 bölü 3'tür. Harika. 1 bölü 3'tür. Peki beyazı Emir söylesin bize. Beyaz gelme olasılığı ne olur bu Hocam zarda? 3 bölü 6, 1 bölü 2. 3 bölü 6 harika. Neden? Hmm. 6 tane de. Kaç tane bizim beyazımız var? 3 tane. O da 1 3 bölü 2 tane. yapar. Ne oldu buna ya? 1 bölü 2 yapar. Şunu şimdi alayım. 1 bölü 2. Evet, geldik sarıya. Sarıya ne dersiniz çocuklar? Hocam Sarı. söyleyebilir miyim? Ya diğer mikrofon yok. İnce ince söylesin bana. İnce ne dersin? Hocam 6 tane yüzü var 1 bölü zarın. 6'dır. Evet, 1 bölü 6 çünkü sarıdan bir tane var değil mi? 3, 2, bir tane yüz kalıyor sarı. 1 bölü 6'dır. Sıralama yapın diyor. Kimin olasılığı en küçüktür? Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Kimin olasılığı? Hocam yapabilir miyim? De İnci söylüyor. Şunlara baksan Aynen. yeterli İnci. Ne dersin? Hangisi en küçük olasılığa sahip? Paylar aynı ya. Hocam 6, sarı 6, gelmiyor 6. çünkü. Sarı değil mi? Çünkü sarının görülme sıklığı da en az. Peki. Sonra kim? Mavi ve Hocam siyah mavi. en fazla gelme olasılığı da beyazın. P'ler olasılığı temsil eder çocuklar. Bunu söylemiştim size bir önceki dersinizde. P olasılık demektir aslında. İleride bunu daha iyi göreceksiniz. Siz O da yazabilirsiniz buraya. O da olur. Tamam mı? O, S, olasılık sarı, olasılık mavi. Hatta O yapalım. Daha yanlış. Şimdi P'leri karıştırmamışsın. Tamam. Evet çocuklar, şimdilik dersimizi durduruyorum. Bir sonraki dersimizde çocuklar devam edeceğim. Şimdi çocuklar, evet, kesin olayla imkansız olayı bir önceki derslerimizde bir miktar değindik. Ama çok zor durumlar değil. İmkansız olay, gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara diyoruz. Çünkü olayın olmasını sağlayacak çıktı. Bu çok önemli. Olayın olmasını sağlayacak çıktı, örnek uzayda bulunmaz. Bakın bu kelime önemli, bak. Örnek uzayın içinde. Çünkü ben her zaman için önce örnek uzayı bulacağım. Örnek uzayın içinde benim olayımı sağlayacak bir çıktı yoksa, yani onun adedi sıfırsa, bunun adedi sıfırsa ne olacaktır? 6'da 0, 7'de 0, 10'da 0 neyse 0 olacak. O zaman imkansız olayın da olasılığı şunlar nedir? 0'dır. Yüzdesini de sorarsanız yüzde
Sıfırdır. Tamam. Mesela atıyorum. Havaya bir zar attınız. Örnek olarak vereyim. Havaya bir zar attınız. İki basamaklı bir sayının gelme olasılığı kaçtır? Şimdi zarımız bildiğimiz bir zarsa, birden altıya kadar sayılar yazılıysa, Hocam. örnek uzayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 olduğu için içinde iki basamaklı bir şey barındıran bir çıktığımız olmadığından dolayı 6'da 0 olacak. Yani 0 olur. Yani biz buna ne diyoruz? İmkansız olan diyoruz. Atıyorum başka bir sürü örnek de verebilirim. Torbamız var. Bu torbanın içinde 8 tane Hocam kırmızı mesela tek olsun. basamaklı bir sayı Aynı öyle. 3 tane diyorum. mavi olsun. Tamam. Toplamda 11 tane bilyemiz olsun. 8'i kırmızı, 3'ü mavi. Bana diyor ki buradan çekilen bilyenin sarı olma olasılığı kaçtır? İmkansız olaydır. Bu imkansız olaydır. Neden? Çünkü bakın bu bizden istenen, hani bizden istenen olayımız bu, değil mi? Bizim istenen olayımızı çıktılarını bulacağım. Çünkü bunu ben paya yazacağım. Paydamız örnek uzay zaten. Örnek uzay değişmiyor. Burada örnek uzayımız 11. Bunda sıkıntı yok. Örnek uzay 11. Ama bu örnek uzayın içinde benim olayımın sağlayacak çıktı var mı? Sarı yok, hiç yok. O zaman bunun adedi sıfırdır. Sıfır olduğu için 11'de sıfır ne olur? Sıfır olur. Yani bu imkansız olay diyoruz. Bu şeyde mantık bu. Yani çok basit bir şekilde karar verebilirsiniz imkansız olaya. Kesin olaysa ne olacak? Bu sefer kesin bilinecek. Yani kesin söylenen şeyimiz, söylenen olay. Örnek uzayımın hangisini alırsam alayım, yani hangisini alırsam alayım, onu sağlayacak bir şey olması lazım. Anladınız mı? Kesin olay bu. Yani örnek uzayımız mesela az önceki şeyde az önceki zar diyelim mesela. Zar. Diyelim ki havaya bir zar attınız. Havaya bir zar attınız. Zarın üst yüzüne gelen sayının 7'den küçük olma olasılığı kaçtır? Zaten zarı havaya atarsam hangisi gelirse gelsin, gelen sayımız ne olacak hep? 7'den küçük gelecek, değil mi? O zaman bizim zarda 6 tane yüzümüz varken bizden istenen durumumuz hepsi sağladığı için, yani 6 tane durumumuzun 6'sı da sağladığı için 6'da 6 yani 1 diyoruz. İşte 1 olmaya ne diyeceğiz biz? Kesin olay diyeceğiz. Bu olay kesin olaydır. Yüzdesi de %100'dür. Zaten %100 biliyorsunuz. 100 bölü 100'den ne olur? 1 olur. Unutmayın bunu. Demek ki bizim bütün olasılıklarımız %0 ile %100 arasındadır sorular. Yani 0 ile 1 arasındadır. Olasılığımız 0 ile 1'i geçemez. Mesela bakın kendi bir deney yapmış. Bir zar atma deneyinde tamam. Üst yüze gelen sayının 2 basamaklı olma olasılığı kaçtır? Bu gelmez. Az önce benzerini vermiş. 2 basamaklı bir olay gelmez. Gelmeyeceği için bu 0 ve imkansız olaydır. Peki üst yüze gelen sayının rakam olma olasılığı kaçtır? Rakam hepsi rakam. Hepsi rakamsa ne olacak? 6'da 6 yani bir kesim olayır. Yani örnek uzaydaki tüm çıktılar ne yapar çocuklar? Beni sağlaması gerekiyor. Tamam mı? Hepsi sağlaması gerekiyor. Hepsi de bir rakam olduğu için de 6'da 6'dır beni sağlayan. O da 1'dir. Buna da %100 diyoruz. İmkansızla kesin olayı anlaşılmayan bir yeri var mı çocuklar? Yani çok kafa karıştırıcı bir tarafı yok çocuklar. Evet hocam. Önceden de değindiğimiz için sıkıntı yok. Bakın bir not daha. İşte bunu söylemeye çalışıyorduk. Olasılık diyor. Olasılık. Bir A olayının olasılığı diyor. Sıfırla bir arasındadır. Sıfır eşit olabilir. Bire de eşit olabilir. Ki sıfır eşit olunca imkansız diyorduk. Bire eşit olunca kesin olay diyorduk. Ama olasılık mutlaka bu iki değer arasında olacak. Kesinlikle birden daha büyük bir değer bulamazsınız. Yani ben bir B olayı var. B olayının olasılığını hesaplamışım. Şıklarda gitmişim ya da pardon işlemimde 3 bölü 2 bulmuşum. Bunu bulmuşsanız işlemlerinizi bir daha gözden geçirmeniz lazım. Neden? 3 bölü 2 1,5 yapar. 1,5 çocuklar olasılığımızın arasında değil. Öyle bir durum olmaz. Yani bileşik kesir bulma şansınız yok. Birden daha büyük bir sonuç bulma durumunuz yok. Bunu unutmayın çocuklar. Bununla ilgili sorular, testlerde her zaman soru gelir bunlar. Tamam mı? Bu arasında olacak diyeceğiz. Geçelim peki bunu. Mesela örnek vermiş bakın çocuklar. Bunların arasında hangileri olasılık olabilir diyor. Yani hangi sonuç olasılık olabilir? Şimdi buradan bakalım. 3 bölü 4 0 ile 1 arasında. Evet sıralamış zaten bakın. Sıkıntı yok. Eksi 1 bölü 2 negatif olmaz olasılık çocuklar. Sıfırın altındadır. Negatifleri saymıyoruz. Sıfırın küçük olduğu için. Kök 2 nedir çocuklar kök 2? Kök 2 benim için 1 virgül 1'den büyük 2'den küçük. Yani 1 virgül buçuk da olmuyordu herhalde. Buçuktan biraz küçüktü. 1 virgül 4 gibi sallayalım. 1,4 olunca nedir çocuklar bu? 1,1'den büyüktür yani. Ki o da ne yapmış? Evet kök 2 en büyüğünü almış. 1,4'ten de büyük.
Doğal olarak bunlar olasılık olmazlar sorular. Kimler olasılık olacak? 0 ile 1 arasında olanlar. Mesela 0,12. Olur, bunu alabilirim. 1,4 olmaz. 5 bölü 4 de öyle bakın. 5 bölü 4 ne yapar? Bir tam küsurat. 1'i geçtiği için bu 5 bölü 4'ü alamam. Bakın. Birden büyük oldukları için olasılık olmazlar. 1 bölü 10.000 olur. 1 bölü 10.000 küçük bir sayıdır ama 0,00024 01. Yani sonuçta sıfırdan büyüktür. Olur mu? Olur. Bunlar olur. Bakın şu değerler olur ama birden büyük olanların hiçbirisi olmaz. Evet, anladınız mı bu olasılığın kimler olup kimler olamayacağı? Evet Geçiyorum hocam. buna çocuklar o zaman. Bir olayın olmama olasılığı. Bu da önemli. Olasılığımızın son konusu var bu da. Olmama. Olumsuzu. Aynı şeye benziyor çocuklar. Rasyonel sayılardan bahsettik ya. Hani devirli sayılar anlattık. Onlar da rasyonel dönüşür. Rasyoneldir. Sonra köklü sayılara bir girdik. Orada irrasyonel kelimesi kullandık. Neydi oradaki ir kelimesi bize değil katıyordu. Yani olumsuz katıyordu. Buradaki olumsuz da çocuklar kümelerde şu sembol. Bak şu sembol görüyor musunuz? Üstünde bir şey var. Kesme işareti. Bu kesme işareti çocuklar değil diye okunur aslında. Matematikte olumsuzu demektir. Yani irrasyoneldeki gibi. Zaten çocuklar rasyonel. Bakın rasyonel aslında Q ile gösterilirken liseye gittiğiniz zaman siz irrasyonelliği Q'nun değil de gösterebilirsiniz. Böyle de gösterebilirsiniz. Bakın bu ne demek? Bu irrasyonel anlamına gelir. Ama biz bunu böyle değil de ne şey yaptık? Büyük I ile. Büyük I, I olduğu için irrasyonel bu şekilde göstermiştik. Bu şekilde gösterdik. Ama rasyonel buyken bu irrasyonel demektir. Yani rasyonel değil, rasyonel olmayan anlamına gelir. Bu da aynı şey çocuklar. A olayının olasılığı böyleyken bu nedir çocuklar? Olmama olasılığı. Şimdi çok önemli bir kuralımız var burada. Şu kural çok önemli. Bir olay, bir A olayından bahsetmişseniz çocuklar. Bu A olayının olma olasılığıyla olmama olasılığı daima birleşiktir. Daima. Sebebi şu. A olayı diyelim ki burada olsun küme olarak. Biliyorsunuz A olayını sağlayan çıktılarımız vardı değil mi bizim? A olayının olmayanı kimdir? Dışıdır. Tamam mı? Bu kümenin dışıdır. Bu kümenin dışı çocuklar bizim için nedir? Tamamını alan evrensel kümemiz var. Evrensel küme olasılıkla ne diyoruz biz buna? Örnek uzay diyoruz değil mi? Örnek uzay. Şimdi A'nın kendisi bu küme. Dışı A'nın değili. A'nın olumsuzu yani. Tamam mı? A'nın kendisiyle A'nın değili neye eşit olur? Evrensel küme yani örnek uzaya. Bizim örnek uzayımızın bütün hepsini sağlayan durumlar neydi? Olasılığı 1'di. O yüzden A olayının olmasıyla olmaması A ile A'nın değili evrensel küme eşit olduğu için kimdir olasılıklar? 1'dir diyoruz. Yani bunlardan birini biliyorsanız mesela A olayının olma olasılığı diyelim ki çocuklar 3 bölü 5 olsun. Olmamasını nasıl bulursunuz? Atarsınız 3 bölü 5 oraya, birden çıkartırsınız. Yani bunu bulmanız için birden gidersiniz 3 bölü 5'i ne yaparsınız? Çıkartırsınız. O da ne yapar? 2 bölü Hocam 2 bölü 5 olur. 5 yapar. Yani ya da bunu tamamlarsınız. Hani 5'te 3'tü ya. Kim bunu tamamlar? 5'te 2 tamamlar. O zaman 5'te 2 olacak dersiniz. Anladınız mı? Bütüne tamamlama gibi Hocam yapabilirsiniz. zaten o kısmı tamamlıyorsa geri kalan Aynen. kısmını tamamlamıyorum. Aynen. Bunu da böyle anlatmış. Diyor ki olmama olasılığını da istersen, olmamayı soruyorsa bana birden olma olasılığını çıkartırım diyor. Aynı kapı, aynı mantık. Tamam? Devam edelim. Mesela bir zar atma deneyimiz var. Zarın üst yüzüne 5 gelmeme olasılığı. Bakın bunu iki türlü çözelim. Bir bu kuralla çözelim. Tamam mı? Önce kuralımızı uygulayalım. Şimdi 5 gelmesi ne de çıyorlar? 5 gelmesi. Biliyorsunuz 6'da 1'di değil mi? Gelmeme olasılığı ne olacak çocuklar? Gelmeme olasılığı. Bu sefer birden 1 bölü 6'yı çıkartmam Hocam lazım. Ne yapar? 5'te 6'dır. 5 bölü 6. Peki ben bu kuralı bilmiyor olsaydım, normal olasılık kuralımızla yapsaydık bunu, şunu demek istiyorum. Örnek uzayımız nedir bizim örnek uzayımız bu soruda? Örnek uzayımız ya 1 gelir, ya 2 gelir, ya 3 gelir, ya 4 gelir, ya 5 gelir, ya 1'den 6 gelir. 6'ya kadar sayılır. Değil mi? Toplam 6 tane örnek uzay sayısı. Peki istenilen ne? 5 gelmeme. Peki 5 gelmeme bunlardan hangileri sağlar? 1 gelirse kabulüm mü? Evet kabulüm. 2 gelebilir mi? Kabul ederim. Sonuçta 5 gelmemiş. 3'ü kabul edebilir miyim? Ederim. 4'ü kabul ederim. Bunu kabul edemem. Çünkü 5 gelmemesini istiyorum. 6'yı kabul edebilirim. Kaç tanesi sağlıyor? 1 sağlıyor, 2 sağlıyor, 3 sağlıyor, 4 sağlıyor, 6 sağlıyor. Neydi cevabımız? Bizim olasılığımız 5 gelmeme olasılığı derken istenilen olasılık adedi kaç tanedir? 5 tane bölü evrensel küme yani örnek uzayımız. O da kaç tanedir? 6 tane. 6 demiş. Bakın bu bizim klasik yöntemle bulduğum. Gerçekten 5 bölü 6 çıktı.
Bu ise gelmeyi bulup birden çıkartma meselesi. Aynı kapı. Anladınız mı meseleyi? Bu ikisini de anladınız mı? Geçiyorum Evet sonra. hocam. Şimdi sorularla pekiştireceğiz zaten biraz daha. Tamam. Örnek uzaydaki, bakın bunu da bahsetmiştik. Örnek uzaydaki tüm olayların diyor, olasılıkları toplamı nedir? Birdir. Bunu unutmayın. Yani torbanızda beyaz top, mavi top, sarı top varsa bunların bütün olasılıklarının hepsinin toplamı birdir diyorlar. Tamam mı? Bir olduğunu kontrol edebilirsiniz hatta yaptığımız işlem doğru mu değil mi? Bunların hepsini toplayıp bir yapıyorsa demek ki doğrudur diyebilirsiniz. Peki. Örnek 9'a Hocam başlıyoruz. yapabilir miyim? Kolay bir İkisini de soru. çözdüm. Çözdün mü bunu? Burayı vermemiştim herhalde ama. Ne yaptın Defne? Hocam hayır yani şimdi çözdüm. Tamam şimdi söyle bakayım bana ne dersin? Hocam 3 bölü 7. Değil mi 3 bölü 3 bölü7'dir? 7. Şimdi bir hedefi vurma olasılığı diyorlar. 4 bölü 7 ise vurmama. Olumsuzladığınız zaman hemen birden çıkartırsınız. Ne yapar o da? 7 kere 1, 7, 4 çıkartırsınız 3 bölü 7. 3 bölü Ya da bunu 7. tamamlarsınız. 4'ü tamamlarsınız bütüne. Tamam 7'de 3 yapar. Peki B'ye bakın. B'ye ne dersiniz? Emir ne dersin Hocam Emir? B'yi çözdüm. Emir. Hocam 9 bölü 10. Değil mi? 9 bölü 10. 10'a 9. Çünkü Barış'ın girdiği bir sınavda çocuklar başarılı olmama olasılığı 1 bölü 10'sa tamam mı? Başarılı olma olasılığı birden çıkartırım. O da ne yapar? 9 bölü 10. Hatta şuna benziyor. Bak bunu yüzdeye çevirince çocuklar 10'la genişletin. Bu ne yapar? 10 bölü 100'den %10 ne? %10 nedir? Başarmama olasılığı değil mi? Başarılı olmama olasılığı. Zaten kafanızdan düşünün hani yüzdemizde maksimum ne kadar olur yüzdelikle? %100 olur demiştik. Başarılı olma olasılığı %10'sa olmama olasılığı ne olacak diyorlar? %90. Zaten bu nedir? Nedir bu zaten? %90 değil midir bu diyorlar? Onunla genişletirseniz. Aynı şeye uyuyor değil mi? Hani bizim yüzdelerdeki mantığa da uyuyor. %10 başarılı olmama olasılığıysa başarılı olma olasılığı %90 olur o zaman. Ya böyle yüzdeliklerle verirse çocuklar, yüzdeliklerle verirse %100'den çıkartırsınız. Ama normal kesir olarak verilmişse kimden çıkartacağım? Birden çıkaracağım. Tamam? Geçiyorum bunu. Evet. Örnek 10'a bakalım. Bir iş görüşmesinde 3 kişiden Hamdi'nin kabul edilme olasılığı Giray'ın 2 katı. Belma'nın yarısı kadardır. Ha, bir ayın işe kabul edilme olasılığı kaçtır? Ne Hocam sadece mi dersiniz? katılmış? Nasıl? Hamdi var. Giray var. Yani sadece 3 kişi arasından mı Evet, 3 kişi. değerliliyor? Toplam olasılığımız yani torbadaki Hocam adet 3 kişinin adedi. Tamam o mı? Yani zaman örnek Hamdi, Giray ve Belma. Peki. Olasılıkları karşılaştıralım. Hamdi'nin kabul edilme olasılığı Giray'ın 2 katıdır. Bakın Hamdi'yi tarif ediyor bana. Kime göre tarif ediyor çocuklar Hamdi'yi? Hocam Giray'a gireye göre. x olur. Giray'ın olasılığına x diyelim. Bunun kazanma olasılığına. Tamam mı? Kabul edilme olasılığına pardon. X diyelim. Hamdi bu x'in neyi olur? 2 katıymış. İki katı. Peki aynı Hamdi. Aynı Hamdi. Belma'nın olasılığının yarısı kadarmış diyor ama. He. Hocam o Belma zaman Belma da x'tir. x değildir işte. Belma yarısı demiyor. Hamdi Belma'nın yarısı. Bak tersten okumayın cümleyi. Çok önemli. Bakın Hamdi'yi tarif etmeye devam ediyor. Tamam hocam. O zaman Belma 4x'tir. 4, 2 kat olur. Yani tersten olacağı için. Bak Belma'yı bilmediğiniz için o zaman bu cümleyi tersten okuyacaksınız. O zaman Belma diyeceksiniz. Hamdi'nin 2 katı olur. Madem Hamdi yarısıysa Belma o zaman onun 2 katı olacak. Yani ne olur o zaman? 4x olur. Gerçekten kontrol sağlayalım. Bak kontrol sağlayalım. Hamdi Giray'ın olasılığının 2 katı mı? Evet. X'in 2 katı 2x. Evet. Aynı Hamdi. Aynı Hamdi. 2x yani. Belma'nın yarısı mı? Yine evet. Demek ki doğru Evet. yerleştirmişim. Anladın mı? Buraya x deseydik yanlış olurdu. X'in yarısı x bölü 2 olurdu o zaman. Hamdi yanlış olurdu. Anladınız mı? Demek ki Hamdi'nin olasılığı Hocam yanlış 2x. duydunuz. Evet. Giray x. Belma 4x. Peki ne yapacağım bunları? Elimde bunların olasılıkları var. Ne yapacağım? Bir bilgimiz daha vardı bugün verdiğimiz. Neydi o? Hocam sadeleştirecek miyiz? Ha. Genişletme falan. Bizim örnek uzayımızda bunların dışında olasılık yoksa bu olasılıkların toplamı bir değil miydi çocuklar? Evet hocam. Bir de hani dedim ya bak çok önemli dedim. Bak örnek uzayın içinde Hamdi, Giray ve Belma dışında başka kişi Ama yokmuş. Bak hocam 3 kişi diyor. 7x birdir. Ha o zaman 7x eşittir 1 ise her tarafı 7'ye bölerseniz x burada ne çıkar? 1 bölü 7. Zaten böyle sonuçlar bulacaksınız. Buradan
Siz normal denklem gibi çözüyorlar 2, 3, 5 bulmayın. Zaten 2, 3, 5 olmaz. Yani olasılık öyle bir değer olmaz. Siz mecburen böyle sonuçlar bulmanız lazım. Demek ki Giray X'i Giray'a vermiştik. Giray 1 bölü 7 olasılığı. Hande'nin ne olur o zaman çocuklar? 2 bölü 7. Belman'ın ne olur? 2 bölü 7. 4 bölü 7. Gerçekten toplayın. Bir kontrol edin çocuklar. Yaptığınız doğru mu? Bütün olasılıkları toplayın. 1 ediyor mu? Evet hocam, doğru Ediyor değil oluyor. mi? 7 bölü 7 yapıyor bakın. Demek yaptığım işlem doğru. Anladınız mı? Bize Giray'ı soruyormuş. Giray için ne diyeceksiniz çocuklar cevabına? 1 bölü 7 diyeceksiniz. Geçiyoruz çocuklar buna. Evet, son sorumuz çocuklar. Bu testin son sorusu. Bir trenin bir istasyona belirlenen varış süresi üzerinden en fazla 90 dakika rötar payı var. Bakın bu önemli. En fazla 90 dakika. Yani bu eğer rotar üzerinden soracaksa burada olasılığı. Çocuklar en fazla 90 dakika bu bizim neyimiz olur çocuklar? Bu bizim örnek uzayımız olur. Niye? Çünkü en fazla diyor bak en fazla yani en geniş kümem 90 dakika rotar. Eğer rotar üzerinden soracaksa rotar gecikme demek çocuklar. 90 dakikalık gecikme olacaksa bu benim örnek uzayım. Maksimum çünkü gecikme 90 dakika. Diyor ki 15.10'da belirlenen varış saatine. Yani normali 15.10'muş belirlenen varış saatine. Yetişmeye çalışan Tarık trenin 16.20'den sonra gelme olasılığını kaç olarak hesaplar? Şimdi 15.10 normal süresi çıkıyorlar tamam mı? Bu normal süresi. Yani varması gerekir ama ne belirleniyor çocuklar burada? 90 dakikalık bir gecikme olabilir diyor. 90 dakikalık gecikme. Peki diyor ki 16.20'den sonra gelme olasılığı. Bak 16.20'den sonra gelme olasılığını soruyor. Şimdi bizim örnek uzayımız nedir çocuklar? Bizim örnek uzayımız tahmin ettiğimiz üzere 90 dakika. Tamam mı? 90 dakika bizim örnek uzayımız. Bizden istenen ne? 16.20'den sonra. Peki bu 90 dakikanın şuraya kaç ne kadar düşmüş? Önce onu hesaplayalım. 15.10'dan 16.20'ye kaç dakikalık bir mesafe var çocuklar burada? Kaç dakikalık bir mesafe var şurada? Bir saat. Bir Hocam saat. 90 değil mi? 1 saat 10 dakika çocuklar. Eğer anlamadıysanız 16.20'den Ha, 15.10'u çıkarın çocuklar. anladım. 15.10'u çıkarın. 10 dakika burada kalır. 1 saat burada kalır. 1 saat 10 dakika. Yani 70 dakika. Tamam. Şimdi bu 90 dakikanın 70'i zaten bu aradaymış. Tamam bu arada. Bizden istenen yer neresi çocuklar? 16.20'den sonra. Kaç dakika kaldı buraya çocuklar? Buraya istenen olasılık kaç dakikalık mesafe kalır? Toplam olasılığımız, örnek uzayımız 90 dakikalık gecikmeydi. 70 dakikası buradaysa buraya ne kadar kalacak? 20 dakika çocuklar. 70 artı 20. 20, 90 yapması lazım. Anladınız mı? O zaman bizden istenen kısım neresi çocuklar? 20'ye denk gelmesi. Yani bakın 90 dakikalık gecikmenin istenen yer ne? 20 dakikalık kısımla denk gelme olasılığı kaçtır diyor. O zaman 90 da 20'dir. Sıfırlarını silerseniz 2 bölü 9 yapar. Anladınız mı A'yı? Evet hocam. A'yı geçiyorum o zaman çocuklar burada. Geldim B'ye. Evet. Sayı doğrusu üzerinde diyor. Eksi 3 noktasında bulunan bir çekirge zıplayarak ok yönüne ilerlemekte. Burada zıplıyor. Ama kaça kaça zıpladığı B'de geçiyorlar. Yani yarım da zıplayabilir. Eksi 2'ye de gidebilir. Şuraya da gelebilir. Şuraya da şuraya. Yani bunların hepsinin üzerinde geziyor. Çekirgenin diyor artı 2'ye daha ulaşmadı. Yani buraya kadar şu noktaya kadar gelmemiş bak. Şu noktaya ama bundan öncesi olabilir. Tamam bundan öncesi olabilir. Bindire göre çekirgenin pozitif bölgede bulunma olasılığı. Pozitif bölge. Bizim pozitif bölgemiz sıfırın. Çocuklar sıfırın. Düzgün olmadı. Sıfırın. Şu tarafı değil midir çocuklar? Sağ tarafı. Hocam yapabilir miyim buldum mu? Önce örnek uzayımız. Ne olur define örnek uzayımız? Hocam 5 sayı var. 5 aralık var diyelim. Bölge diyelim. Şimdi bölge demiş ya. Bölge üzerine Evet, 5 konuşalım. bölge var hocam. Bölge eksi 3'ün üstündeyse. Şurada bir bölge. Yani bir birimlik bölge var. 2 birim, 3 birim, 4 birim, 5 birim. Tamam bu noktaya ulaşmamış ama bak bu 2'ye ulaşmamış ama 2'nin hemen dibinde de olabilir bu. Tamam mı? Bu çekirge 2'nin dibinde olabilir. Yani bu bölgeyi sayacağım. Toplam kaç bölge oldu çocuklar o zaman? 5 bölge. Bu bizim neyimiz olur çocuklar? Bu 5 bölge örnek uzay. Örnek uzay ne demek? Çekirgenin olabileceği durumların tamamı. 2'ye varmadığına göre, 2'ye varmadığına göre demek ki bu 5 bölgeden birinde olacak. Tamam mı? 5 birimlik bölgede.
Peki Ama bizde hocam mi? pozitif dediği için de iki tane bölgemiz Heh, olur. Yani 5 işte bölü şimdi 2 ve 3 geliyorum. bölü Tabii ki 5 şimdi oluyor. istenilen yere geliyorum. Bizden istenen yer neresi? Pozitif bölgede. Benim pozitif bölgem sıfırın sağ tarafı. Kaç tane parçam var burada? 2 birimlik bölgem var. O zaman 5 parçadan ikisinde bulunma olasılığını soruyor. Cevap bu kadar basit. 5'te 2. Ve sadeleşmez. Cevap bu yani. Bakın soru ne kadar zor gibi görünüyor. Görüyor musunuz? Ama mantığını anladığınız zaman bakın bu örnek uzay hep sayı olmak zorunda değil. Burada eleman sayısı olarak saymanız zor. Bölge dediği için birazcık bölge olarak düşünüyoruz yani. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 bölgemiz var. 5 bölgenin ikisine denk gelme olasılığı diyor. Şu iki bölge, iki parçaya. Çünkü pozitifte olmasını istiyor. Pozitif bölgede olmasını. Bu da 5'te 2'de çular. Evet, buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı çular? Hayır hocam. Kaydımı durduruyorum. Burada dersimiz bitiyor.